elimdeki mektup da aynısını ifade ediyor. Burada hiçbirimiz üzülmeyelim, alınmayalım, gücenmeyelim. Acı çeken insanlar var. Lütfen onların duygularını anlayalım. Benim elimdeki mektupta şimdi hepsini size okumayacağım. Bize de kahır var. Yani içeriden çıkıp da yeteri kadar bu arkadaşların acısını paylaşmayan, yeteri kadar bunu dile getirmek için elinden gelen gayreti göstermeyen insanların bizatihi kendilerine büyük bir kahır var. Ben tabii ki bütün emek verenleri, bizim yanımızda olanları büyük bir saygıyla her gün ve her zaman selamlıyorum ve onları başımın üstünde taşımak istiyorum. Ve taşıyorum. Onlar çok asil insanlar. Kendileri acılara maruz kaldıkları için değil, başkalarının acılarını içselleştirerek asil bir tutum takındıkları için. O da nedenle bugüne kadar emek vermiş bütün insanları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama hepimiz eleştirilere açık olmalıyız. İnsanlar beklenti içerisinde olduklarında, özellikle dostlarından beklenti içerisinde olduklarında ve bunu göremediklerinde bir başka psikoloji içerisine giriyorlar. Bunu ancak bir kenara çekilmiş, bir hücreye tıkılmış ya da vatanından uzaklaştırılmış, biraz önce mektubu okunan arkadaşımız öyle bir insan, o insanlarla empati yaparak anlayabiliriz. Tabii ki eleştirilerinde, bana da yazmış mesela, bana da. Dün akşam Twitter'da bir arkadaşımla tartıştım. Bizi de eleştiriyor. Evet, haklı. Ben elimden geleni yapıyor muyum? Her gün bu soruyu soruyorum. Belki eksik yapıyorum. Bütün emek verenlere teşekkür ediyoruz. Emeklerinin mukaddes olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama buradaki insanların bir defa baş tacı olan insanlar olduğunu tekrar ediyorum, vurguluyorum. Buraya gelmeyip acımızı paylaşan milyonlarca insan olduğunu da biliyorum. Ama bu acıyı hisseden insanları buraya bekliyoruz. O Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir an önce vermesini isteyen insanları buraya bekliyoruz. O insanlar haklıdır arkadaşlar. Hepimize kahretmek de haklıdır. Ve bu düşüncelerle sevgili Özcan Erdemir'in mektubunu da özetlediğimi düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buranın her haftaki müdavimlerinden emekli kor general Sayın Hayri Güner, işte çektiği bu acı sıkıntılar sonucu kalbinden rahatsızlık geçirmiştir. Şu anda sağlık durumu çok iyidir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlamaktadır. O da bu mektuplardan bir tanesine çok üzülmüştür. Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Ama dostların birbirlerine karşı ilgisizliği insanları düşmanların hücumundan daha çok etkiliyor. Lütfen bütün bu eleştirileri bu çerçevede değerlendirelim ve düşünelim. Ben de geçen hafta gazetedeki yazımda belirtmiştim. İnsanlar eleştiriye her zaman büyük saygı göstermek ve gerçeği öğrenmenin de en önemli yolu olarak bunu kabul etmek durumundadır. Bunun başka türlüsü de yoktur. Hatasız insan yoktur. Hepimiz hata yapabiliriz ama en önemli olan husus hatayı kabul edip tekrar etmemektir. O nedenle bunu da belirtmek gereği duydum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyor, yeni yılınızı kutluyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Basın mensupları ve bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, yakınlarımız